Ama orada böyle etkinlikler de düzenleniyor. Ben de o gün evdeyim. Ali'yi uyutmuşum. Canım çok sıkılıyor. Hadi atla gel diyor. Ben de oraya gidiyorum. Peki gel bakalım. Nurcan. Çorapların ve ayakkabıların çok güzel. Bu tarza çok uymuş. Çorapların özellikle. Yani güzel görünüyorsun. Çok şirin görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ayşenur. Ezgi, ben ayakkabılarını hiç sevmedim. Yani güzel durmuyor, parlak olması, o arkadan sallantıları, hani yürürken falan kötü görünüyor, zarif durmuyor. Elbise zaten derli toplu, senin ilk sezonda giyindiğin kıyafetler. Ben pek kombinini yani yeterli bulmadım. Yani hep farklı olmak, hani kendimizden de evet farklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Nasıl sen dün farklı bir şey yapmaya çalıştın. Bugün kendi tarzına göre. Bugün ben de hani kendi tarzıma göre bir şeyleri değiştirerek gelmeye çalıştım. Yani hani derli toplu görünüyorsun, güzel görünüyorsun zaten. Çok teşekkür temiz ederim. Görünüyorsun ama hani yeterli bulmadım ben. Teşekkür ederim. Zeynep. Ezgi, ben ayakkabılarını hiç beğenmedim. Böyle sanki ayağına bir şey takılmış da gidiyormuşsun gibi. Yani çok güzel görünüyorsun. Ben de aynı şekilde elbisenin kubunu çok beğendim. Tam oturmuş gömleğin. Çok temiz duruyorsun ama yani çok böyle tekrar gibi görünüyorsun. Hani belki böyle bir şey yapmadın ama benim gözüme öyle geliyor. Hani ben de çok eleştiri alıyorum ya öyle. Aslında ben değil, başkası yapmış oluyor mesela benzer kombini. Ben mesela herhalde üç falandır benim hani elbise giyişim. Onu bile tek giyemedim yani. İçimden hadi gömlek giyeyim dedim kendime. İçime sinmedi. Hani ben mümkün olduğunca Sen böyle hep temiz pak giyiniyorsun ya. Hı-hı. Belki de o yüzden benim gözüme öyle geliyor. Yani ben evet şey sevmiyorum. Çok detayı sevmiyorum. Yani her yerimden işte zincirler çıksın veya fermuar olsun. İşte ne bileyim düğmelerim belli olsun. Ben hani onu sevmiyorum zaten. Hani yaptığım her mesela farklı bir şey yapmaya çalışsam da ona dikkat ediyorum. Kendi tarzımda zaten hani çok dikkat ediyorum. Öyle şeyleri sevmiyorum. Eğer bir detay istiyorsam hani tek bir yerde böyle güzel bir şey olsun istiyorum kendi adıma. Belki o yüzden size hep aynı tarzdan. Tekrara baktığın zaman yani 2-4 5 gömlek var. Düşünün yani. Yok, gömlek elbiseler. Gömlek çok tekrar var burada. Tabii gömleği dolayısıyla onu giyiyoruz. Kombinlediğin zaman bütün kombin de birbirine benziyor ve başkalarında gördüğünüz sanki hep aynı kişide görüyormuşsunuz hissi. İşte ben diyorum böyle ya, Ezgi hep böyle temiz pak geliyor ya gözümüze. Belki de o gözüme şey geliyor. Hani sanki hep böyle tekrar ediyor. Yani evet, ya da genelde belki üzerime... hani senden de artık daha böyle fazla şeyler bekliyor olabiliriz. Yani bilemiyorum ki daha fazla ne yapayım. Yani daha tabii ne yapabilirim değil mi? Hayır, zorluyorum kendimi. Kendimi zaten zorluyorum. Yani hani vakit yaratmak için uyumuyorum, öyle söyleyeyim. Biliyorum, onları biliyorum. Mümkün olduğunca buraya elimden gel... Gel. Sana ne oldu? Ezgi. Ben zaten bu aralar duygusalım ya. Gel gitler. Mümkün olduğunca elimden hani gelenin en iyisi şekilde buraya çıkmaya çalışıyorum. Farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Yani ben de elimden geleni yapıyorum en az sizin kadar. Aynen, görüyoruz zaten. Uğraşıyorum ona yani. Herkes uğraşıyor. Evet. Ona zaten kimse bir şey diyemez. Öyle yani, hani bana sadece kolay gibi geldi, o kadar. Ama güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın Ezgi? Hazırım. Geçebilirsin. Ezgi Baylar, ayakkabı 900 lira, çanta 150 lira, elbise 89 lira, gömlek 80 lira, kemer 10 lira, kaban 130 lira. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Nereye gidiyorsun? Arkadaşımın bir galerisi var. İşte sanat galerisi. Orada bir etkinlik varmış. Ben de evdeydim. Gündüz? Gündüzüm, evet. Tamam. Orada... Oraya gidiyorum, evet. Anladım. Davete gidiyorum öyle. Evet, değerli toplusun. Elbise çok yakıştı. Çorapların sevdim. İki çorap var yoksa tek çorap? Tek çorap. Tek çorap. Güzel görünüyor. Ayakkabının o şey, sağlanın şey biraz şey duruyor. Nasıl diyeyim yani? Komik mi duruyor? Yani komik ya da şey, yürürken böyle bir şey yani sanki...
yani çekiştiriyor gibi. Çekiştiriyor bir şey. Aynı öyle yani. Çok fazla sevmedim. Daha böyle daha güçlü ayakkabı giyebilirdin. Kalın topu başka bir ayakkabı giyebilirdin. Ve ben biraz o beyaz gömlekler sıkıldınız. Sıkıldım. Yani hep kazak altında beyaz gömlek. Hey, elbisenin altında beyaz gömlek. Ona biraz ara evet, verin. Evet yani bu aslında beyaz gömleksiz de bu kaldırıyordu. Ben böyle tek parça elbise giyip hani gelmek istemedim. Evet dar bu kemeri taktım ama. Body giyebilirdin. Ha, evet. Oradan bir transfer, bir parça, bir şey de olabilir. Orada bir numara da çıkabilir, bir şey yapabilirdin. Ama o gömlekler artık yakalar çok fazla gelmeye başladı. Rugan ayakkabı, rugan kemer. Onu da sevmedim. O ince kemer orada çok fazla şey boldu seni ve aynı zamanda yani plastik gibi bir şey duruyor. Biraz yok, daha deri. Güçlü bir şey tamamlayabilirdin bu çorapların çünkü çok vampir güzel görünüyor. Kaban. Üstünde alıyor musun yoksa renk olarak? Renk olarak aldım aslında. Yani bu renk bir şey hani aradım. Kırmızı, siyah, beyaz zaten çok güzel görünüyor ama o kaban alacaksın o zaman kemer kırmızı kullanma. Tek başında yetiyor. Fena değilsin Ezgi. Değerli toplu, yerine uygun. 7. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani genel olarak beğendim havanı. Evet, keşke bir daha çok incecik triko, transparan triko bir kazak giyseydin içine böyle balıkçı yaka. Kargonun azizliğine uğradım. Kemerini sevmedim ben. Hmm. Kesmiş oradan, paltoyla bağlamak için mi taktın onu? Yani renk katmak istedim. Buraya bir şey takmak istemedim. Kulağıma zaten takamazdım. Hı hı. Hani çorabı değiştirsem bu sefer bu şeyi ve havayı vermeyecekti. Bordo çorap giysem çok giyildi. Hani böyle kendi içinde bir kısır döngü oldu. Onun üzerine ben de öyle bir şey yaptım. Paltonun kırmızısını da sevmedim. Hı. Yani çok çiğ mi kalmış? Nar çiçeğine dönük. Daha böyle koyu kırmızı olsa daha şık olurdu. Kötü mü görünüyorsun? Hayır. Çoraplarına bayıldım ama yazmıyor fiyatı. 19 lira falandı galiba. 15-19 lira. Çok güzel çoraplar ve çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana buradan şey dediler işte aynı geliyorsun falan. Sen çok çalışkan bir yaşamacısın. Her şeyi de deniyorsun, her şeyi yapıyorsun. Doğru söylüyorsun, yapmadığın şey kalmadı yani burada. Çok deniyorsun, her tarzı deniyorsun. Ben senin bu şeyini çok beğeniyorum yani. Koşturuyorsun, uykusuz kalıyorsun. Üstelik bir aile, eşin var, çocuğun var. Hani mesuliyetlerin senin daha fazla. Kendine çok vakit ayırabiliyorsun bu şartlarda. Bu yönünü çok beğeniyorum senin yani takdire şayansın. Teşekkür ederim. Sana gelince şeye, kırmızı Kemal'in dediği gibi kırmızılar çok ayrılıyor yani bu en baskınıdır. Hep deriz içinde dora ipliği olan kırmızı nar çiçeği bu kadar kalın opak çorapla giyilmez. Mesela atıyorum bir file çorap giyseydin daha iri bir file hani çok minik dedi. Pembeli eden. Yo yine siyah olabilir koyu mor olabilir ama fileyle daha iyi olur çünkü çok şey bu artık. Bu spora kaçmıyor. Bunu daha asorti yapabilirsin. Kırmızı daha iyi meç edebilirsin. Papuçlarını hiç görmüyorum. Onları hemen kopar at yani. Onlar şey çok iddialı. Yani çok uzun boy bir şey. Çok süper mini. Veya Ayşenur'a versin. Ayşenur da taşıyamaz onu. Ayşenur sevmedi zaten. Ondan sonra yani sorun yok ben onları görmüyorum da bir daha giyme onları tamam. İptal et. Ben de burada bu kombinle beyaz gömleği çok sevmedim ama bakıldığı zaman rüküş bir kadın değilsin sen yani. Sende rüküşlük olmuyor sende başka bir şey oluyor hani kötü olduğun dönem. Sıradanlık oluyor herhalde. Ha, rüküşlük başka bir şey o. Rüküş... Gömleği kırışıktır, eteği bilmem nedir, o ayakkabısı berbat, yani bir şey anlıyorsun sen. Çok açıklayamıyorum şimdi. Daha sıradan evet olabiliyorsun ama rüküş olmuyorsun. Senin de öyle bir şeyin var yani. Evet, ben 7 veriyorum. Teşekkür ederim.